O süreç içerisinde tamamen oralar insanların kullanım dışı kaldı. Özellikle en fazla esnaflara o süreçte zarar geldi. Bunun yanında biz Beyoğlu Belediyesi olarak bölgemizdeki tüm esnaflarımızın yani şehrin kimliğinin yaşaması için sosyal marketten ihtiyacı olan insanların daha da azalması için elimizden geldiğince esnaflarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Bunun yanında kurmuş olduğumuz Beyoğlu İstihdam Merkezimiz de esnaflarımızın nitelikli ve gerekirse niteliksiz iş gücü personel ihtiyacını elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz. Onların İşkur'la yapmış olduğumuz eğitim çalışmalarında da nitelikli personel kazandırmaya çalışıyoruz. Beyoğlu daha önceden tersaneler kapatıldıktan sonra Beyoğlu bir sanayi şehri değil. Beyoğlu tarihin geçmişine yönelik kendisini ifade etmesi açısından Beyoğlu bir turizm şehri. Biz turizm algısını güçlendirmek zorundayız ve bu doğrultuda da tüm esnaflarımızı da bu konuda elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz. Uygulanmış olduğumuz bir beyaz zambak projesiyle esnaflarımızın, insanların işletmelerde güvenli hizmet alabilmesi için bir teşvik etmektir bunlar. Ve bu tür şeyleri elimizden geldiğince özendirmeye çalışıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi Beyoğlu bir sanayi şehri değil, turizmin canlandırılmasına yönelik elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz. Binaların, tarihi binaların tekrar eski kimliklerine ulaşması için de bunu teşvik ediyoruz imkanlar ölçüsünde. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim herkese çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey özellikle size UCLG, evet, United Citizen Local Governments Organizasyonu'na, Kadir Has Üniversitesi'ne, CSR Europe'a, Filipe oradan geldiği için buralara kadar teşekkür ediyorum. Siz değerli panelistlere de teşekkür ediyorum. Her biri birbirinden değerli, önemli konuları işlediniz ve çalışıyorsunuz. Hakikaten çok önemli. Ben şöyle bitirmek istiyorum. Dünya değişiyor. Dünya hızla değişiyor, süratle değişiyor ve hiçbirimizin bu değişim sürecinin dışında kalmak gibi bir lüksümüz yok. Bu değişim süreçleri de insanları çok etkiliyor. Özellikle de gençleri bir etkilenme var. Ama bizim sorumluluğumuz ise hem biz sosyal sorumluluk derneği olarak ve bu kavramı içselleştirmiş şirketler, belediyeler ve diğer kurumlar olarak bizim sorumluluğumuz ise yaptığımız işi doğru yapmak ve bu insanların etkileşimini olumlu yönde gerçekleştirmek, olumsuz ise en azından nötre getirebilmek için çaba sarf etmek. Bu da en kısa haliyle kurumsal sosyal sorumluluk ne diye sorarsanız yaptığın işi doğru yap olarak size özetlemek isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada tabii ki toplantının gündem açısından ekonomi odağını ve özellikle ekonomik büyüme ve kalkınma odağını iş sektörüyle beraber düşünerek konuştuk ama özellikle vurgulamakta fayda görüyorum herkesin. Teşekkür ederim ama biz seninle aynı fikirdeyiz. Bence hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği olarak da aynıyız. Yani yaptığın işi doğru yap derken de biz bunu kastediyoruz. Çevresel, sosyal, ekonomik ve artı
insan hakları etkini analiz et diyoruz. Böyle bu süreçte bir olumsuz etkileşim varsa bunu nötre, en azından nötre mümkünse pozitife çevir diyoruz. Hayır, yani özellikle söylemekte fark tamam, gördüm. Tamam, sorun değil. Yok. Yani peki. Biraz, yani katıl, ona da şimdi cevap vermek lazım. Şimdi böyle havada da kalmasın. Yok, şöyle yani şimdi sosyal sorumluluk meselesi, şimdi şirketler, aktörler, yani birazcık yönetişimle ilgili. Şimdi biz aktörleri burada konuşturmaya çalışıyoruz. Diyalog ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani tabii ki sosyal kalkınma başka bir boyutta. Şimdi ama işin yönetişim tarafı, yerel yönetişim, aktörlerin konuşması tarafı hepsinden önemli. Bizler burada aslında masaya oturup bunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte belediye yatırım yapmış sosyal meselelerle ilgili Beyoğlu. Ama şirketlerle işbirliği yapmış, şirket katkı sağlamış. Ha bu katlanarak nasıl devam eder? Bu rol modeli olur. Başka ülkelerde, başka yerlerde nasıl uygulanır? Filip'le konuşuyoruz, bu gelip nasıl uygulanabilir? İşte Beyoğlu'na katkımız olacak, benim önerilerim var. Karaköy bölgesi bir iş ve yaratıcı endüstriler için bir merkeze dönüşüyor. İşte orada gençler için bir girişimcilik merkezi açmak. Tabii ki sosyal boyutu konuşacağız, sosyal yardımlar. Ama yaratıcı, sosyal ve işte çevreyi de içinde barındıran, işte sabah konuştuk birazcık çevre, ekonomi, kalkınma. Ama yani bunu diyalog ve tüm paydaşlarla bir arada etki. Yani sadece sivil toplumun dediği doğru değil. Sadece bizim bakış açımız doğru değil. Hayır, bunu kamu, sivil toplum, özel sektör, organize olmayan kişiler, yani bunları açık, şeffaf, ki bu toplantı da herkese açıktı. Paralı değil, şeyli değil, özellikle belirttik, herkese yaymaya çalıştık. O yüzden bunları da değerlendirirken, bakarken ve bu da bir aslında yolculuk, bitmiş bir şey değil. O yüzden UCL'ci Meva'nın katkısı çok önemli oldu, belediyelerin gelmesi konusunda, diğer çalışmalara. Bu aslında daha başlangıç, hani öyle de belirtmiş olayım yani kendi görüşümüz açısından. Bu daha başlangıç, bununla ilgili herkesin çaba sarf etmesi gerekiyor, herkesin pozitif gündemle ortaya çıkması gerekiyor. Eleştiri zaten Türkiye'nin genel şeyi bu, eleştirme ama yerine somut bir öneri, şöyle olsun böyle olsun ama somut öneri koyacağız. Yani somut öneri koymadan her şeyi eleştirmekle bir yere varamıyoruz. Biz de somut önerilerin çıkabileceği platformlar yaratıyoruz. Bazen sıkıntılı oluyor, bazen eksikler kalıyor, hepsi olacak. Ama önemli olan hani pozitiflerin bir yerinden tutup ülkece iyi bir yerlere varmaya çalışmak.